Kıymetli arkadaşlarım, şimdi Demokrat Parti dönemi 1950-60 yılları arasında gerçekleşen olaylara bakalım. Şimdi ya burada 1950-60 yıllar arasında diye soru gelir ya da Demokrat Parti dönemi diye soru gelir. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ne oldu? Demokrat Parti 1950 seçimlerini kazandı. 1950'de iktidara geçti. 27 Mayıs 1960'a kadar iktidarda kaldı. 10 yıl boyunca kesintisiz. Ve dönemin en güçlü partisi oldu. Tüm seçimlerden galip çıktı. Askeri darbeyle baştan indirildi. Ve bu partinin önemli isimleri Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan da yasa da yargılamaları sonucunda idam edilmişti. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani Demokrat Parti döneminde yapılan icraatlar Türkiye tarihine damga vurmuştur. Ciddi izi olan politikalardır. O yüzden iyi dinlemekte fayda var. Birincisi şu, Türkçe ezan okunmasına son verildi ve ezan Arapça okunmaya başlandı 1950'den itibaren. Yani Demokrat Parti'nin ilk politikalarından bir tanesi bu oldu. 1932'de ezanın Türkçe okunması başlamıştı ve 50'de de Demokrat Parti bu uygulamaya son verdi. Şimdi bu dönemlerde Atatürk'le ilgili ciddi sorunlar çıktı. Heykelleri taşlanmaya başlandı. Bir takım kendini bilmezler tarafından ve Demokrat Parti 1951 yılında Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkardı. Atatürk'ün manevi şahsiyetini korumak amacıyla, yani Atatürk'ü koruma kanunu bu tarihte çıkarıldı. Arkadaşlar, yine Demokrat Parti döneminde en önemli olaylardan bir tanesi Anıtkabir'in inşası tamamlandı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alınarak 10 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir'e taşındı. Bu da bu dönemdeki olaylardan bir tanesi. Hatırlayın, İsmet İnönü döneminde 1940 yılında köy enstitüleri kurulmuştu. Köycülüğü geliştirmek amacıyla köy enstitüleriyle birlikte arkadaşlar halk evleri kapatıldı. Köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürüldü. Bu da önemli bir bilgi çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Ve bu tarihlerde 1950-54 yıllar arasında ciddi bir ekonomik refah yaşandı, ferahlık yaşandı. Bunun en önemli sebebi Marshall yardımları ve bereketli tarım. Bu dönemde ciddi anlamda mevsimsel olaylardan dolayı tarımda ciddi bir bereket yaşandı ve Demokrat Parti o dönemde halkın ürettiği ürünü piyasa değerinin üstünde satın alıp da köylüye bir rahatlama getirdi ki ekonomide tarım sektörüne ciddi anlamda öncelik verildi. O zaman Demokrat Parti döneminde neden böyle bir rahatlık yaşandı sorusunun cevaplarından birisi bu olacaktır. Hatta en önemlisi bu olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar, sanayide özel sektöre önem verildi. Hatırlayın, İsmet İnönü döneminde liberalleşmeye doğru bir adım atılmıştı 1946-47 yıllarında. Sonra devalüasyon gerçekleşmesiyle filan. Bu dönemde liberalizm adımları daha da yoğun bir şekilde atıldı ve yabancı sermaye teşvik edilmeye başlandı. Yani yabancı sermaye olmazsa zaten ekonomik kalkınmanın olma ihtimali mümkün değildir. 1951'de yabancı sermaye teşvik kanunu demin söylediğim gibi çıkarıldı. Ekonomide rahatlama, bereketli tarım, Marshall yardımlarının etkisi olumlu sonuçlar verdi ve 1954 seçimlerinde Demokrat Parti oylarını artırarak çıktı. Şöyle söyleyebiliriz. Çok partili hayat döneminde, yani 1946'dan günümüze kadar olan dönemde yapılan seçimlerde en çok oyu almış olan parti Demokrat Parti'dir arkadaşlar. Tamam, buradaki oy oranı %57-58'e kadar çıktı. Ciddi anlamda oyunu artırdı. Bununla da bir yıldız koyayım. Şimdi yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini teşvik amacıyla 1950'de Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu. Makine Kimya Endüstrisi, arkadaşlar Denizcilik Bankası, Denizbank vardı zaten Atatürk döneminde, hatırlayın, Et Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gibi birçok kamu iktisadi teşekkül bu dönemde hayata geçirildi. Şimdi burada şöyle bir şey var, tamam her şey güzel iç politikada ama dış politikada sorunlar yaşadık. Mesela en büyük sorun şu oldu arkadaşlar, Kıbrıs meselesi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kıbrıs sorunu ilk defa 1954 yılında, şuraya 1954 de yazayım, Demokrat Parti döneminde ortaya çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Ben onu ileride size dış politikada anlatacağım. Ve bu dönemde 6-7 Eylül olayları yaşandı ki bu olaylar
İstanbul'da ve yurdun çeşitli yerlerinde Rumların mallarının yakılması, tahrip edilmesi olayıydı ama buradaki olay şu Kıbrıs sorununun Türkiye'ye yansıması ve Selanik'teki Atatürk'ün evinin yakılması iddiasıyla ortaya çıktı. İstanbul Ekspres gazetesi böyle bir haber verdi ve halk sokağa döküldü. Biz buna tarihte 6-7 Eylül olayları diyoruz ki bu çok ciddi sonuçlar doğurdu arkadaşlar, tamam mı? Bunu da unutmuyorsunuz. Demokrat Parti iktidar döneminin ortalarından itibaren ekonomide sıkıntılar baş gösterdi. Bu sıkıntılar niye baş gösterdi? Çünkü çok ciddi böyle yatırımlar yapıldı, geri dönülemedi bu yatırımlarda. Ayrıca Demokrat Parti çiftçinin elindeki ürünü olması gerekenden çok fazla bir ücret ödeyerek aldı ve bu tarihlerde tarımda arkadaşlar kıtlık yaşandı. Yağmur, iklim şartlarından dolayı kıtlık yaşandı. Biliyorsunuz Türkiye bir tarım ülkesi. Bundan dolayı arkadaşlar ciddi ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ve bu iktidar muhalefet gerilimini tırmandırdı. Hep böyle olmaz mı zaten? Yani ekonomi kötüye giderse muhalefet her şeyi söyler ve yüklenir. Hep böyledir zaten. Dünya tarihinde böyledir. İktidar ve muhalefet çatışmalarının en şiddetli olduğu dönemde Demokrat Parti, normalde seçim 1958'de yapılacaktı. 54-58, 4 yılda bir. 1958'de yapılacak seçimi bu baskıdan dolayı Demokrat Parti 1957'ye çekti. Bu seçimlerde, 1957 seçimlerinde Demokrat Parti yine birinci parti çıktı. Ama dikkat ederseniz oy oranı %47 oldu. Yani 10 puanlık bir düşüş yaşadı. İşte bu ekonominin zora girmesinden kaynaklandı. Bu sefer 424 milletvekili çıkardı. 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Köylü Partisi birleşip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oldu. Bak ittifaklar kurulmaya başlandı. Hürriyet Partisi de CHP'ye katıldı. Bu arada Hürriyet Partisi 1955'te Demokrat Parti'den ayrılarak kurulmuş bir partiydi. Turan Güneş tarafından kurulmuş bir partiydi. Bu da Demokrat Parti'ye katıldı. Muhalefet partilerin birleşme yoluna gitmesi iktidar muhalefet ilişkilerini daha da sertleştirdi. Arkadaşlar bunun üzerine ne oldu? Demokrat Parti Vatan Cephesi'ni kurdu. Şimdi bunu unutmuyoruz. Vatan Cephesi'ni. Sorulabilecek sorulardan birisi. Bakın DP öncü, Demokrat Parti öncülüğünde 1958'de Vatan Cephesi kuruldu. Kuruluş amacı iktidarın halk tabanını genişletmek ve halkın desteğini sağlamak olan Vatan Cephesi'ne üye olanların isimleri radyodan her gün okundu. Bu toplumda ciddi anlamda bir ayrışmayı da beraberinde getirebilir. Ama nedir? Tabana sahip çıkmak amacı. Demokrat Parti böyle bir şey yaptı. Demokrat Parti tarafından kurulan tahkikat komisyonu nedir? Buna da dikkat edin arkadaşlar. Vatan Cephesi'nin kurulmasıyla ülkede siyasi gerginlik arttı. Yani ciddi anlamda CHP'nin liderlerine karşı enteresan tavırlar takınıldı. Siyasi gerginliği azaltmak ve bak cümle bu. Siyasi gerginliği azaltmak ve istikrar sağlamak isteyen hükümet 18 Nisan 1960'da DP milletvekillerinden oluşan ve olağanüstü yetkileri sahip tahkikat komisyonunu kurdu. Komisyon ülkenin istikrarını bozacak her türlü yıkıcı faaliyete müdahale etme yetkisine sahipti. Şimdi bu kuruldu ya, müthiş bir gerginlik var ya, dikkat edin 18 Nisan 1960 öyle bir gerginlik var ki işte ordu arkadaşlar bir ay sonra 27 Mayıs 40 gün sonra 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koydu bu gerginliklerden dolayı. Ve Türkiye ilk darbeyle böyle tanıştı, Türkiye Cumhuriyeti. Demokrat Parti döneminde eğitim ve öğretim faaliyetleri nelerdir? Ne oldu bu dönemde arkadaşlar? Garip akımı İsmet İnönü döneminde ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatırlayın. Onun yerine ikinci yeni şiir anlayışı ortaya çıktı. Atilla İlhan öncülüğünde Maviciler akımı ortaya çıktı. Gelenekçi zevkten, gelenekçilikten keyif alan Hisarcılar grubu ortaya çıktı. Aşık Veysel, Sanat Güneşi Zeki Müren, Müzeyyen Senar. Bu devrin ünlü simaları, sanatçıları oldu. 1953'te ilk senaryosu Kanlı Para ile sinema hayatına atılan Sefa Önal, arkadaşlar en fazla filme çekilmiş senaryoya sahip kişi olarak Guinness Rekor kitabına girdi. Ve bu dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi kuruldu. Atatürk Üniversitesi, Atatürk'ün bir mirası olarak ya da vasiyet olarak, Doğu'da üniversite kurun vasiyet olarak kuruldu. Burada arkadaşlar aslında bunların hepsinin kuruluşunda ABD modeli vardır ama böyle Amerikalı uzmanlar, Birleşmiş Milletler'e bağlı Amerikalı uzmanların gelip bizzat kurduğu üniversitemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir, diyelim burada. Önemli bir bilgi bunlar, dikkat edin arkadaşlar buna. Soğuk Savaş döneminde dünya burada, bırakalım.